Mesela iş cephede durumlar nasıl diye bir soru sorsam size. Bugün mecliste iş cephenin nasıl olduğunu 3 aşağı 5 yukarı gördük. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Devlet Bahçeli elini uzatmıştı ve Demirlerle el sıkışmıştı. Aslında her şey bir siyaseten yapıldığını da anlıyorsunuz şimdi. İşte hemen o fotoğrafı görüyorsunuz. Hemen sağdaki fotoğraf. O sağdaki fotoğrafta el sıkışırken görüyorsunuz onu. Ve bugün tekrar mecliste bütçe görüşmelerinde artık mecliste başlandı. Orada konuşmalar var ve bugün tokalaşmadılar. MHP lideri Devlet Bahçeli 1 Ekim'de meclis açılışında elini uzattığı Dem'le 2 ay sonra yeniden karşı karşıya geldi. Ama bu kez elini uzatmadı. İmralı çağrısını her hafta tekrarlayan Bahçeli, Dem Parti ile tokalaşmadı. 2025 bütçesinin genel kurul ayağı başladı. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu genel başkan sıfatıyla ilk kez bütçe görüşmelerine katıldı. Bahçeli ile tokalaştı ama DEM Parti eş genel başkanlarının elini sıkmadı. Güneydoğu denince sizin aklınıza yoksul ve aç çocukları beslemek gelmiyor. El uzatılması gereken birisi varsa bu çocuklardır. CHP lideri Özgür Özel tüm siyasi parti liderleriyle tokalaştı. CHP'nin gölge kabinesi ise görüşmeleri locadan takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan değil yardımcısı Cevdet Yılmaz sundu bütçeyi. 12 trilyonluk bütçe geliri hedefleyen iktidar bu gelirin 5 trilyonunu ÖTV ve KDV'lerden toplayacak. Enflasyon seviyelerindeki düşüşün vatandaşlarımızın refah düzeyini kalıcı olarak iyileştirmesi için gerekli adımları atıyoruz. 2025 yılında faiz giderinin 1.9 trilyon olacağı öngörülüyor. AK Parti'nin acı reçeteleriyle karşı karşıyayız. Bahçeli bu yılda kürsüye çıkmadı. Görüşmeleri salonda takip etti. Bahçeli'nin Dem'e elini uzatmaması yeni çözüm süreci başlamadan bitti mi sorusunu getirdi akıllara. Belki el sıkışmamış olabilirler ama Tuncer Bakıran mecliste bir konuşma yaptı. O konuşma sırasında bazı sözlerinden dolayı da MHP lideri alkışladı. İşte o görüntüler ekrana geliyor. Meclis TV'den almadık biz bunu. Şu anda konuşan Tuncer Bakıran, bizim muhabirimiz Aslı gönderdi bu görüntüleri. Ve şu cümleleri var Tuncer Bakıran'ın. Bu meclis gözünü başka bir yere çevirmeden Ankara çözümünü sunmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de olsun bunun içerisinde diyor aslında. Sayın Erdoğan, Kürt meselesi Türkiye'de çözüm bekleyen Türkiye'nin en tarihsel meselesidir. Erdoğan'a sesleniyor. Bu meseleyi çözerek tarihe geçme fırsatı sizlerin önünde beklemektedir diyor. İkinci yüzyıla herkesi kapsayan bir yeni anayasa ile girebiliriz diyor. Aslında yani ben de vereceğim bu konuda. Benim de yapabileceğim bir şeyler var demek istiyor Tuncer Bakıran. Ve Devlet Bahçeli'nde belki de alkışı bu yüzden. Ufukta asılı duran barışı topraklara indirme zamanıdır diyor ve bu sözlere de Devlet Bahçeli alkışla cevap verdi. Tabii yarın grubunda ne söyleyecek, nelerden bahsedecek Devlet Bey, onu da hep birlikte bekleyeceğiz. Ama yarına kadar bir sabretmek gerekiyor. Bir mesaj okuyayım. Bir mesaj ardından çok tartışılan bir görüntü ama neden tartışıldığını da anlamaya çalışacağımız bir görüntü. Ne oldum deme demiş Arzu Hanım. Ne olacağım de. Ne ister kral ister padişah ol. İstersen saraylarda yaşa. Ben değil biz de adil ol, gururlanma, senden büyük Allah var. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner demiş.